Sizlere komisyonda yer alan bazı istatistikleri sunmak istiyorum. Türkiye'de en düşük kaba evlenme hızı binde 9.84 gösterilirken kaba boşanma hızı binde 2.77. Avrupa Birliği oranlarına baktığımızda Türkiye en çok evlenen ülkeler arasında, boşanma oranları itibariyle de yine boşanma sayılarının en az olduğu ülkeler arasında olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Komisyonda sunum yapan araştırma şirketlerinin verdiği bilgiler ışığında da boşanma oranlarının gelecekte de düşük olacağı anlaşılmaktadır. Yani bizim bu komisyonda asıl olarak konuşmamız gereken konu boşanma değildir değerli arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin boşanma ile ilgili aslında çok da sorunu yoktur. Türkiye'de asıl mesele boşanamama sorunudur. Asıl tartışmamız gereken ve çözüm bulmamız gereken konular kadını ve erkeği boşanmaya iten nedenlerdir. Boşanma süreçlerinin bizim ülkemizde ne kadar sancılı olduğudur. Bu sancılı süreçte zarar gören kadın ve çocukların nasıl korunacağıdır konuşmamız gereken konular. Toplum içerisinde kadının güçlendirilmesiyle desteklenmemiş aile politikalarının uygulamaya konulması yaşanan sorunları da elbette ortadan kaldırmayacaktır. Komisyon raporunda ailenin güçlendirilmesinin eğitim müfredatında yer verilerek tüm okul hayatının içine yerleştirilecek şekilde planlanması gerekliliği belirtiliyor. Bu olumlu bir yaklaşım. Ancak bu komisyon raporunun üzerinden 17 ay sonra bakıyoruz ki yeni bir müfredat hazırlanıyor ve bırakın kadının güçlendirilmesini ikinci hatta üçüncü plana atıldığını görüyoruz bu yeni eğitim müfredatında. Raporun bütününe baktığımızda değişik kurumlarca hayata geçirilen ya da uygulanması planlanan eğitim programlarından bahsedilmiştir. Ama bu eğitim programları ne hikmetse hep tek taraflı. Sadece kadının eğitilmesine dönük programlar olduğunu görüyoruz. Hatta Şanlıurfa'ya benim de katıldığım bir ziyaret esnasında orada Şanlıurfa'da bize sunum yapan uzman arkadaş şöyle bir cümle kurmuştu. Kadınlara yasal hakları konusunda verdiğimiz eğitimler neticesinde kadını bilinçlendiriyoruz. Ama bir süre sonra eşiyle arasında ufak bir sorun çıktığında bak seni boşarım, bak tazminat haklarım da var, ben haklarımı öğrendim gibi erkeğin tehdit olarak algıladığı diyalogların yaşandığı ve bundan dolayı da zaman zaman şikayetlerin geldiğini ifade ediyor. Yani bu bize gösteriyor ki eğitimler tek taraflı olmamalıdır. Tüm bireylerin eğitilmesi önemlidir. Özellikle tarladaki, kahvedeki, camideki, fabrikadaki erkeğin eğitimi, bilinç düzeyinin yükseltilmesi bu açıdan daha da önem kazanmaktadır. Durum böyle olmasına rağmen ne yazık ki raporda bu tür sosyal olgulardan hiç bahsedilmemiş. Hatta raporun bir yerinde kadınların haklarını öğrenmeleri, boşanmaları arttırıyor diye de bir cümle kullanılmış ama detaylandırılmadığı için ne kastedildiği anlaşılmamış ve yanlış yorumlara da sebep olacak bir cümledir. Bu rapor içerisinde belirtilen eğitim müfredatının kadını ötekileştiren bir hale dönüştürmesi, kız çocuklarını tecavüzcüsüyle evlendirmenin kıyısına getirmesi açısından oldukça sakıncalı bir hal almıştır değerli arkadaşlar. Ayrıca raporun boşanma süreci danışmanlığı hizmetine ilişkin öneriler başlıklı bölümde ASP ile Adalet Bakanlığı arasında yapılacak protokolle boşanma davası açmak isteyen çiftlere boşanma öncesi danışmanlık hizmeti zorunlu hale getirilmesi şeklinde bazı öneriler sunulmaktadır. Bunun da altyapısı detaylandırılmadığı sürece oldukça sakıncalı sonuçlara sebep olacağını düşünüyoruz. Aile danışmanlığı hizmetlerinin taraf olduğumuz sözleşmelere, SEDA ve İstanbul Sözleşmeleri ilkeleri doğrultusunda mutlaka hükümler ihtiva etmelidir diye düşünüyoruz. Bir de arabuluculuk sisteminden bahsedilmektedir. Hollanda ve Almanya'ya yaptığımız ziyaretlerde boşanma sürecinde arabuluculuk sisteminden bize bahsetmişlerdi. Ama bu raporda geçen arabuluculuk ile yurt dışında bize verilen arabuluculuk birbirinden tamamen farklı uygulamalardır. Bu konuda da mutlaka dikkat edilmesi gereken şeylerdir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Uzun sözün kısası her cümlesi farklı bir alana saptırılan, cinsiyet ayrımını körükleyen, çocuk yaşta evlilikler konusunda herhangi bir önlemin alınmasına iştirak etmeyen, kadına yönelik şiddetin yok edilmesine yönelik bir yaptırımı bulunmayan, bu rapora asıl düşülecek şer, bu raporun toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde yeniden ele alınması, aksi takdirde kabul edilmemesine yönelik olacaktır. Aile Bakanlığı'nın 2016 yılındaki hiçbir hedefini gerçekleştiremediğini kendi raporu ile açıklamasında hatırlatarak bu komisyon raporunun yeniden